CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bugün de Et ve Süt Kurumu'ndaydı. Randevu istediğini ancak cevap alamadığını söyledi. Genel Müdürlük önünde açıklama yaptı. Çocukların yeterli beslenmesi gerekir. Onların hakkını savunmak için buradayım dedi. Et ve Süt Kurumu çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı. Et ve Süt Kurumu'na gitti, çocukların hakkını savunmak için buradayım dedi. Daha önce olduğu gibi yine içeri giremedi. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde artan fiyatları konuşmak için Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gitti. Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar. Randevusu olmadığı için içeri alınmayan Kılıçdaroğlu kurum önünde açıklama yaptı. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Ana muhalefet liderinin hedefinde Tarım Bakanı Vahit Kirişçi vardı. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden bir haberi yok. Gıda sektörü siyasete alet ediliyor dedi Sayın Bakan dünkü açıklamada. Sayın Bakan siyasetin ne olduğunu bilmiyor. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadın'ın içecek ayranı bile bulamayacağız açıklamasına atıfta bulundu, fiyatlara dikkat çekti. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı 22 saat önce şunu söylüyor. Süt ve hayvansal ürünleri, kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız. Süt üreticileri perişan. Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz. 1 kilo kıyma 100 liraya dayandı, 98 lira. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi asgari ücretli veya geliri olmayan bir aile çocuğuna düzenli süt alabilecek? Ramazan bayramından sonra mitinglere başlayacaklarını duyurdu. Ramazan bayramından sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vahit Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur. Zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder, cevabı verilmiştir. CHP lideri daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı da ziyaret etmek istemiş ancak içeri alınmamıştı. Allah'ın izniyle. Sen